sayın köylülerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz Güneyli köyümüze temel atma töreni yapmak için dernek başkanı olarak işte sizlerle beraber oluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşaatı hayırlı bir şekilde tamamlayabilmeyi bizlere nasip eder. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz لَنْ تَنَالُوا بِالرَّحَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe ulaşamazsınız buyuruyor. İnşallah bizler sevdiğimiz şeylerden Allah yolundan vazgeçtikçe ve ürettiğimiz şeylerden, kazandığımız şeylerden Allah için yapılacak olan camilere, okullara, Kur'an kurslarına ve sadaka-i cariyelere infaklarımızı harcadığımız sürece değerli kardeşlerim, değerli davetliler, bu hayırların sonu gelmeyecek, hep devam edecek. Sadaka-i cariyeler hep yaşamış olacak. Ben şimdiden böyle bir düşünceyi, yani Kur'an kursu yapma düşüncesini düşünüp bunu icraata geçiren kıymetli dernek başkanımıza ve üyelerine, siz Güneyli halkımıza ve ona desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erdemli'mize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim nice hayırlı hizmetlerde bizi bir araya getirebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Rabbim birliğimizi, diriliğimizi her daim eylesin. Amin. Çok saygıdeğer İlçe Kaymakamımız, Müftüvekilimiz, Komutanımız, İlçe Başkanımız, Oda Başkanlarımız, Muhtarlarımız, değerli basın mensupları, mensup olmaktan, bu köyde doğmaktan şeref duyduğum köyümüzün çok muhterem sakinleri, değerli büyüklerim, hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Köyümüzün ilim irfan yuvası olacak olan gençlerimizi, köyümüzün ve bölge köylerimizin gençlerini vatan, millet, devlet, din, bayrak sevgisiyle donatacak olan Kur'an kursumuzun açılışına teşriflerinizden dolayı hepinize binlerce kere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer büyüklerim, gerçekten bugün mutlu olduğumuz bir anı yaşıyoruz. Heyecanlı olduğumuz bir anı yaşıyoruz. Köyümüzde bir güzelliği, bir ilki inşallah değerli dernek yöneticilerimizin önderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Çünkü bu köyün insanları, bu memleketimizin insanları vatan sevgisi, devlet sevgisi, bayrak sevgisi, din sevgisi söz konusu olduğunda en önde koşan kabiliyete ve inanca sahip. Biz böyle bir köyde doğmaktan, böyle bir köyde büyümekten ve bu köyün bir neferi olmaktan hasreten gurur duyuyoruz, şan duyuyoruz, şeref duyuyoruz inşallah. Sizlerin varlığı neticesinde de Allah nasip ederse, en kısa sürede Allah nasip ederse Kur'an kursumuzu inşallah hizmet açacağız ve gençlerimizin vatan, millet, devlet, din sevgisiyle donanmalarına inşallah hepimizin katkısı olacağı muhakkak. Çünkü bizim dinimizde, bizim geleneğimizde sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diye buyuruyor. Köyümüzün zaten insanların inancını ya da milli ve manevi hassasiyetlere verdiği değer, önemli ehemmiyet anlatmaya gerek yok. Çünkü bizim köyümüz vatan ve devlet söz konusu olduğunda birçoğumuzun dedesi Çanakkale'de şöhedeye kavuştu. Birçoğumuzun dedesi Dumlupınar'da şöhedeye kavuştu. Birçoğumuzun dedesi Kocatepe'de, birçoğumuzun dedesi Kurtuluş Savaşı'nda şöhedeye kavuştu. Şu anda Güneydoğu'da ve Mavi Deniz'de de herhalde köyümüzden onlarca gencimiz şu anda ülkemizin kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak yaşaması için, kıyamete kadar bu memleketin ve Türk yurdu olarak kalması için mücadele eden bizim gençlerimiz. Ne mutlu bizim köyümüze, ne mutlu bizim gençlerimize ki böyle vatan millet sevgisiyle donanımlı gençleri yetiştiren sizleri canı gönlünden tebrik ediyorum. Alkışın en güzeline sizler de ayaksanız hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinize razı olsun.
İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde sizlerin helal kazancıyla inşallah çoluğunuzun çocuğunuzun rızkından arttırdığınız değerli tasattuklarınızı inşallah Kur'an kursumuza hibe edeceğinizde zerre kadar endişemiz yok. En kısa sürede de inşallah bu Kur'an kursunu ibadete açacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. El birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah en kısa sürede burayı ibadete açıp köyümüze yaraşan, köyümüze yakışan bir hizmeti hep birlikte gerçekleştireceğiz. Fakat ben dernek başkanımıza ve değerli yöneticilere hasaten binlerce kere teşekkür ediyorum. Bir işi başlamak önemli, bir işi bitirmek de elbette önemli ama bir işe başlamak ondan çok daha önemli. Çünkü köyümüzün kuruluşundan bugüne kadar köyümüzde böyle bir önderlik yapan, böyle bir müessesenin açılışıyla alakalı gayret sarf eden olmadı. Ben dernek yöneticilerimizi canı gönlünden teşekkür ediyorum. Allah onların her türlü gayretini ibadet saysın diyor. Hepsine saygılar sunuyorum. Vallahi size diyecek bir şey yok. Biz sizlere gurur duyuyoruz. Bu köyün bir nefer olmaktan gerçekten övüp duyuyoruz. İyi ki varsınız. Cenab-ı Hak varlığınızı daim eylesin diyorum. Emeği geçen, geçecek olan, katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Mevlam hayırlı eylesin. Mevlam tez zamanda hizmet atmayı nasip eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizde inşaat teknolojisi gelişti. Eskiden genelde biz bazı Kur'an kurslarına gidiyoruz. 10-15 kişilik. Tabii 10-15 kişilik olunca bekçi olmuyor, tam aşçı tutulamıyor, tam görev yapılamıyor. Dernek başkanımız gelip beni davet ettiğinde dedim ki biz Kayacı'ya gittik. Çok hoşuma gitti, inanılmaz güzel olmuş. Yemekhanesi, yatakhanesi, ders çalışma salonları, hatta çamaşır yıkamak için çamaşır makineleri bile var. Oyun alanları, yani çocukların böyle hem dinini öğreneceği, hem iyi vakit geçireceği bir yer olmuş. Onun için dedim, Kayacı'yı ziyaret edip bir gezerseniz, biz dedi bizim projemiz daha iyi. Tabii iyi de yarışmak daha iyi. Ben bu vesileyle Kayacı Köyü'ndeki Kur'an kursumuzu yapan değerli dernek başkanımıza ve nasip olan üç muhtarımıza, en son aşmak Ahmet muhtarımıza nasip oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Burada da inşallah başladı. Başlamak bitirmenin yarısı. Çocuklarımız Kur'an'ı öğrenecektir. Öğrendikleri Kur'an'ı inşallah kendi hayatlarında da ömür boyu onun hükümlerini yaşamayı nasip eder. Devletler, insanlar ve devletler milli ve manevi değerler için yaşarlar. Milli ve manevi değerler için savaşırlar. Çanakkale Savaşı'nda da bu kadar şehit verilmemiz, Kurtuluş Savaşı'nda da ondan önce de hep milli ve manevi değerlerimiz için. Bu değerleriniz olmazsa bir başkasının kölesi olmak, bir başkasına tabi olmak gayet normal bir hale gelir. Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması, yeni yetişen nesillere de bunların aşılanması, öğretilmesi, kendi hayatlarında tatbik edilmesi açısından çok önemli. Bir diğer konu da doğru bilginin doğru kişilerden öğrenilmesi. O da çok önemli. Ben inşallah hayırlı olacak. Bu vesileyle tekrar Sayın Dernek Başkanımızı, dernek yöneticilerimizi ve tüm köylerimizi hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulebimize, mescidimize ve işte özellikle Güneyli köyümüze hayırlı ve uğurlu olsun. Alkışlarınız ve temeli bir atma törenimizi geçirmesin efendim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'aqibatul muttabit ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ecma'in. Tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İhlas ve samimiyetle İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın yaptığı üreti her daim iyilikler ve güzellikler insan eyle. İyilikte birbirimize yarışabilmeyi, İyilikle birbirimize öncü olabilmeyi, sadaka-i cariyede yarışabilmeyi sen bizlere lütfeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Devletimize, milletimize her daim güç ve kuvvet ihsan eyle. Birliğimizi, birliğimizi daim eyle. Aziz şehitlerimize, gazilerimize her daim rahmet eyle ya Rabbi. Al bayrağımızın gölgesinde, aziz ülkemizde, bir bağımsız bir şekilde
kurulaşabilmeyi, Kur'an-ı Mübin'in hizmetçisi olabilmeyi, Kur'an'a hadim olabilmeyi sen bizlere lütfeyle ya Rabbi. Şüphesiz ki sen işiten ve kabul edensin diyerek Selamu aleyke ya Habiballah, Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidine veline vel ahirin, Hürmeti Taha ve Yasin, ve selamun alel mursalin, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha. Yok.